Habertürk.com'dan merhabalar, ben Helin Genç. Piyasalar haftaya nasıl başladı? Ekonomi cephesinde neler bekleniyor bu hafta? Detayları Habertürk.com Ekonomi Müdürü Selim Karahan ile konuşacağız. Hoş geldin Selim. Hoş bulduk Helin. Önce dövizle başlamak istiyorum. Dolar cephesinde neler oluyor? Euro'da neler oluyor? Evet, haftanın ilk günde dolar geçen haftaki yükselişini devam ettiriyor. 28.90'ın üzerinde bir seyir görüyoruz. Bu da son dönemdeki yükselişin devamı oldu. Zaten beklenen bir şey. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Sene sonu anket, piyasa katılımcıları beklenti anketinde de 30 civarı beklendiği için. Evet, OVP'de de 30 civarında bekleniyor. Bu, şu an ona uyumlu bir hareket yani görüyoruz. Yani sene sonuna kadar 30 liraya geldi takdirde aslında. Evet, her defasında belki yeni rekorları konuşuyor olacağız ama şaşıracak bir şey olmadığını söylüyorsun. Evet, yani aslında kimse tabii yükselmesini istemiyor. Tabii. Çünkü maliyetler artıyor, bu enflasyona katkıda bulunuyor ama. Beklenti bu yönde oluyor. Evet, bir de enflasyonla paralel artan bir döviz kuru ekonomi açısından büyük bir külfet yaratmıyor diyeyim. Dolayısıyla şu an için yani normal bir seyir var dolarda. Aslında dünyada düşmesine rağmen oraya da geliriz. Faiz artıyor ya, ama hem dolar hem faiz hem enflasyon artışını nasıl konuşmak lazım? Evet, bu çok tartışılan bir şey. Tamam, bu kadar 8'lerden 30 40'a gelen bir faiz var. Ciddi bir artış. Niye durmadı? Oradaki aslında bu tartışma konusu ama oradaki cevap da şu: bu faiz artmasaydı şu an belki de dolarda 40-45 liraları konuşuyorduk. Orada bir faizin frenini o şekilde söyleyebiliriz. Yani yükseldi dolar ama enflasyona paralel bir yükseliş görüyoruz. Eğer faiz artmasaydı enflasyon beklentileri de şu ankine göre daha yüksek olacağı için dolarda daha hızlı bir yükseliş görebilirdik. Bu durum borsaya nasıl yansıyor? Borsayı da konuşmak gerekirse. Evet, borsa aslında geçen hafta yatay bir seyir izledi ki geçen hafta başı biraz yükseliş görmüştük. Sonra faiz arttırım beklentinin biraz üstündeydi, 250 bas puan kadar. Bu faizin beklentinin üstünde artması biraz borsada satışa yol açtı. Haftanın ilk günde ama bugün %1.3 civarı bir sabah saatlerinde yükseliş gördük. Yeniden 8000 puanın üstüne çıktı BIST 100 endeksi. Bu 8000 üstünü yakın zamanda yine birkaç kez gördü. Ancak bunun üstünde tutunmakta zorlandığını görüyoruz. Bu hafta da bunu takip edeceğiz. 8000 kalıcı olarak aşılıp aşılamayacağını takip edeceğiz. Borsada tabii borsa aslında son 2 yılın yıldızı bir yatırım aracı olarak. Ama son zamanlarda biraz tökezlediğini görüyoruz yükseliş açısından. Bu da çok normal çünkü borsaya rekor giriş gördük yatırımcı sayısı olarak, özellikle halka arzlar sayesinde. Ama şu an faizler arttığı için borsanın, yani paranın gideceği farklı alternatifler oluşmaya başladı ve rakibi arttı. Dolayısıyla diğer tarafta senelik %46-47 garanti getiri varsa borsadan çıkıp oraya yönelme de olabiliyor. Keza tahvil faizleri de arttığı için oraya da bir yönelme olabiliyor. Borsadaki biraz yavaşlamanın nedeni de bunlar olarak sayabiliriz. Bakalım bu hafta nasıl ilerleyecek? Kıracak mı 8000'in üstünü? Altın ama yani rekorlara doyamayan bir altın var elimizde. Evet. Ne olacak bu altın hali? Altının ons fiyatında bir yükseliş gördük. Bugün haftanın ilk işlem gününde 2016-2017 dolarlara geldi. Dolarda da bir yükseliş görülünce 28.91'e kadar yükseldi bu sabah. Altında 1870 liranın üzerini gördük. Buradaki yükseliş de biraz ons fiyatındaki yükseliş, yani Amerikan tahvillerindeki getirilerin hafif gerilemesi ve asıl doların zayıflaması. Geçen hafta Fed tutanakları yayınlanmıştı. Buradan
ihtiyatlı olduğunu anlıyoruz Fed yetkililerinin. Ama frene basma niyetinde olduklarını da gördük. Dolayısıyla dolar zayıfladı. Dolar endeksi yaklaşık 3-3,5 ayın dibine geriledi. Bu da altına bir destek verdi. Altın fiyatlarında yukarı bir gidiş gördük. Bu tabii yurt içinde dolar TL'nin yükselmesiyle de gram altında her gün rekor konuşur olduk son zamanlarda. Bu hafta da yine gözler Amerika'da olacak. Gerek altın gerek piyasalar açısından. Burada büyüme rakamları da. Amerika'nın nihai 3. çeyrek büyüme rakamları açıklanacak. Burada şuna bakacak. Zaten daha önce veriler vardı. 4.9 gibi büyüme. Bu gayet iyi bulunmuştu. Amerika'da şu anda şuna bakılıyor. Yani Fed'in Aralık'ta faiz arttırmayacağına kesin gözüyle bakılıyor. Ama bir süre sıkı para politikası devam edecek. Yani faizler enflasyon üstünde bir şekilde seyretmeye devam edecek 2024'ün başında özellikle. Burada yumuşak iniş meselesi var. Yani hem enflasyonu düşürecek Fed, aynı anda da büyük bir istihdam kaybı olmayacak, büyüme de devam edecek. Yani bunu yumuşak iniş bu oluyor. Resesyona girmeden, evet, ve işsizlik çok artmadan olacak. Da, evet. Bunun yapılıp yapılamadığına bakılıyor. Bu piyasalar açısından önemli. Özellikle borsalar açısından. Bu takip edici. O yüzden bu veriler önemli. Bunun yanında tüketici güveni ve konut fiyatı verileri açıklanacak Amerika'da. Bunlar da yine Fed'in dikkatle takip ettiği veriler. Bizde de büyüme rakamları bekleniyor bu hafta değil mi? Evet. Tahminler neler? Bizde evet 3. çeyrek büyüme rakamları açıklanacak. Son çeyrek 3.8 olmuştu. Yani ikinci çeyrekte. Birinci çeyrekte 3.9 yıllık büyümeden bahsediyoruz. Yani geçen yılın aynı çeyreğine göre. Bu sefer biraz daha yüksek bekleniyor. %5'in üstünde bir büyüme. Ama bunda biraz baz etkisi de var. Son anketlere baktığımızda yıl sonu büyüme tahmini 3.8 olarak bekleniyor. Bu dünya ortalamasına yakın bir büyüme oranı olur. Tabii biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. Normalde gelişmiş ülkelerden daha hızlı büyümemiz beklenir. Dolayısıyla Türkiye standartlarında çok hızlı bir büyüme değil bu bahsettiğimiz rakamlar. Ama yine de bir toparlanma açısından ki bizde de parasal sıkılaşma var. Böyle bir dönemde büyüme kaydedilmesi önemli. Asıl sıkılaşmayı aslında sanki şimdi biraz daha mı fazla hissediyoruz? İşte hem kredilerin musluklarının da kapatılmış olmasıyla birlikte. Acaba dördüncü çeyrekte belki erken ama aklıma gelmişken de sormak istedim. Zaten bu çeyrek 5.2 büyüme beklenip sene sonuna 3.8 beklenmesinde biraz bunun da etkisi var beklentilerde. Sıkılaşmanın etkilerini yavaş yavaş göreceğiz. Henüz istihdam tarafında görmedik. Yani bu iyi bir gelişme. Kesinlikle. Çünkü normalde sıkılaşmanın etkisi ne olur? Finansmana erişimi olmayan şirket tasarrufa gitmek ister. İlk başta da işçi çıkarır. Evet, maalesef öyle oluyor. Maalesef. Ama şu ana kadar tek hanede giden bir işsizlik var. Yine çok düşük değil tabii ama 9'lar civarında bir sıkılaşmanın etkisiyle bir artış görmedik işsizlikte. Umarız da görmeyiz. En azından o ayakta, o kısımda görmek istemeyiz. Yani çok Amerika'nın yumuşak inişini konuşuyoruz. Bizim de bir yumuşak inişimiz olabilir. Umarız. Şu ana kadarki veriler bunu yapabileceğimizi gösteriyor. Tabii zaman gösterecek. Bir de kriptoyu da mı konuşsak hazır konuşuyorken? En son oradası da yükselişteydi. Binance'da bir takım değişiklikler oldu. Onu da konuştuk. Şimdi konuştuk. Nasıl devam ediyor yoluna? Orada büyük bir 4.3 milyar dolarlık bir para cezası ve CEO'nun değişimi oldu. Bu aslında önce olumlu karşılandı. Çünkü iyi soruşturma bitti. Çok parayı büyük verip düdük çalmaya devam edeceğiz dediler belki de. Tam düdük çalmıyor. Yine yeni kurallar geliyor ama yine de bir ödenmeyecek bir ceza değil, piyasayı çökertecek bir durum yok şeklinde olumlu karşılanmıştı. 38 bin doların üstü görüldü Bitcoin'de Cuma günü. Hafta sonu da tabii kripto paralar 24 saat devam eden bir piyasa.
38 bin doların kırılmaya çalışıldığını gördük ancak kıramadı ve bugün yani bu sabah itibariyle 37.300'e düştü Bitcoin tekrar. Bir günlük kayıp %1. Ancak burada bir hani düşüş ya da yükseliş etkileyecek yeni bir haber akışı olmadı geçen haftadan beri. Şu an için konuşulan işte klasik son birkaç aydaki dedikodular. İşte ETF, Bitcoin ETF'si onaylandı, onaylanmadı. Cezayı Binance'in kendisi kripto parasıyla ödeme riskinden bahsetmişti Kensun. Onunla ilgili bir gelişme de yok değil mi? Yani onunla bu parayı nasıl ödeyeceği kısmını bilmiyoruz. Bu Binance Coin yani BNB denilen para dengelendi, duruldu aslında. Ama hala bilmiyoruz tam bu para nasıl ödenecek. Ne zaman ödenecek? Tarih var mı? Kesin bir tarih yok henüz. Ama CZ 50 milyon doları hemen ödeyecekti, onu biliyoruz. Kendi parasını mahkeme, evet, kendi parasını. O hemen ödeyecek ama onun da bir dava süreci olacak. Burada şöyle bir risk ortaya çıktı kripto paralarda. Bu geçen hafta değil, önceki hafta bunu konuşmuştuk. Bu FTX tekrar açılabilir, faaliyetlerine eskisi gibi devam edebilir diye. Bu batan, iflas eden bir kripto para platformuydu. Onun parası çok hızlı çıkmıştı. Bugün de mesela yine bir Terra skandalı yaşamıştık. Yaklaşık bir sene olmadı, birkaç ay önce. Bunun da Luna diye bir parası vardı. Onun düşünü konuşmuştuk hatırlarsan. Bugün o tekrar, o vakıf tekrar ayağa kalkacak ve kullanılmaya başlayacak diye %40 bir yükseliş gördük Luna denen parada. Burada da bu artık şeye girdi. Yani bu çok dedikodu üzerinden, çok böyle spekülatif bir piyasa halinde. Kripto para zaten riskli bir yatırımdır. Bir de bu batan platformların ve şirketlerin paralarını almak iyice kumara girmeye başladı. Burada da tabii orada parasını kaybedenler geri alabilecek mi? O da var. Ya FTX çeşitli ülkelerde dağıtıyor. Henüz yok, herkese dağıtmadı. İşte Luna'da yok. Luna tekrar Luna elinde Luna tutanlar bugün mutludur. %40 çıktı. Ha. O gün kaybetti. Gördükten sonra %40 çıktı ama. İşte 0.00 bir şey gördükten sonra ama tuttularsa o parayı bugün çok yükselişte. Çok ama böyle %40 50 günlük yükselişleri görüp yatırımcılar tabii yatırımcıların iştahı kabarabilir. Bu da normaldir ama riskli. Yani çok dikkatli olması lazım. Özellikle bizi izleyen kripto para yatırımcıları bu paralara yaklaşırken 10 kez düşünmeli. Yani 3 kez 4 kez değil. Uyarımızı yapmış olalım biz. Çünkü bir haber akışıyla yükselttikleri gibi ertesi gün aynı hızda da düşürebilirler. Yok, açılmıyormuş, öyle bir şey yokmuş deyip tekrar sıfırı gördürebilirler. Mesela FTX'in dedikodularının bazı kaynakları da vardı. Bugün Luna'nın çıkması için, yükselmesi için çok hiçbir neden de yok. Yani çeşitli sosyal medya ve forum postları dışında. Bu da iyice riskli bir hale getiriyor. İyice hassas bir hale getiriyor. Evet. Zaten kripto para işte hani riskli görülen, kurallarının çok fazla olmadığı, denetlenilemediği ile ilgili eleştirilerin sık sık yapıldığı bir platformken bir de böyle şeylerin yaşanıyor olması daha da herhalde düşündürtüyordur yatırımcıları. Evet. Ben yatırımcı değilim ama ben bile korktum şu anda. Peki teşekkür ediyorum katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.